BBN Türk'ten mutlu sabahlar değerli izleyenler. Şu gün ışığında gündemden gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Gündemimizde neler var onları hatırlatalım ilk olarak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Bu atamanın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bir diğer taraftan her sabah olduğu gibi güncel koronavirüs verileri açıklandı. Güncel rakamları da sizlerle paylaşacağız. Yine gazete manşetlerine bakacağız. Bugün her cuma sabahı olduğu gibi gazeteci yazar Celal Kazdağlı konuğumuz olacak. Kendisiyle ülke gündemine ilişkin birçok başlık konuşacağız. Şimdi haberlerle başlayalım. Başlarken de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı'na Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Profesör Doktor Ziya Selçuk 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu. Milli Güvenlik Kurulu yoğun bir gündemle toplandı. 3,5 saat süren toplantının ardından 4 başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı. Kurulun gündeminde orman yangınları da vardı. Toplantı 3,5 saat sürdü. Orman yangınlarından Kıbrıs'a, Ermenistan'dan PKK'ya birçok konu ele alındı. 3,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları katıldı. Yapılan yazılı açıklamada orman yangınlarıyla mücadeleye değinildi. Dünyadaki pek çok yerle birlikte ülkemizde de etkili olan ve ciddi kayıplara yol açan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dahil olmak üzere güvenlik boyutu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür denildi. Kıbrıs konusunda masaya yatıran kurul, adada iki devletli çözüm iradesini bozmadı. Huzurun, barış ve refahın bu çözüm yoluyla sağlanacağını ifade etti. PKK ve türev örgütleri unutulmadığı gibi destek veren ülkelere de bu örgütlerin kendi topraklarında da tehdit oluşturabileceği hatırlatıldı. Terörizmi dış politika aracı olarak kullanan devletlere güçlü bir mesaj verildi. Ermenistan'a ise saldırgan söylem ve eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yapıldı. Verilen taahhütlere sadık kalınması, işbirliğinin geliştirilmesi istendi. Orman yangınları yurdun 9. gününde yurdun çeşitli yerlerinde devam ediyor. Antalya'daki durumu özetleyelim. 5 ilçede farklı noktalardaki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar hız kesmiyor. Bölgeden yürek sızlatan görüntüler de geliyor ne yazık ki. Ayrıntılar haberimizde. Helikopter geliyor, helikopter geliyor. Sen alanı terk et, koşun. Öteki bölgeye kaç. İşte sahadaki mücadelenin özeti bu sözler. Bölgede yangın 9. gününde. Manavgat'ta alevlerle boğuşanların artık bir ağacın ve canlının yitip gitmesine tahammülü kalmadı. Dokuz gün önce Manavgat'ta başlayan orman yangınları Antalya'nın 4 farklı ilçesinde daha sürüyor. Manavgat Yeniköy, Alanya Güzelbağ, Gazipaşa Küçüklü, Gündoğmuş Ortakonuş ve Akseki'nin Hocaköy ve Kepezbeleni köylerinde alevler durdurulmaya çalışılıyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Söndürme helikopterlerinin biri iniyor, biri yükseliyor. Yanan ormanlık bölgeler ise yürekleri burkuyor. Yemyeşil alanların yerini korku filmlerini aratmayan işte bu görüntüler aldı. Müzik
farklı noktalardaki yangınları söndürmek için herkes seferber olmuş durumda. İşte onlardan biri. Manavgat Kızıldağ'da alevlerin ortasında kalan bir orman işçisi ekip arkadaşlarına telsizden anons geçti. Bölgeden son dakikaya kadar ayrılmayacaklarını söyledi. Helikopter geliyor, helikopter geliyor. Sen alanı terk et, koşun. Öteki bölgeye kaç. Anonsu duyan ekip arkadaşları bu sözleri üzerine gözyaşlarını tutamadı. Anonsun ardından o alana helikopterlerle müdahale edildi. Çevre sakinleri, arazöz ve itfaiye ekiplerinin bu süreçteki en büyük yardımcısı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine soğuk su ve yiyecek götürüyor. Ağır araç ve gereçlerini taşıyor. Bunu yaparken ufak çaplı yaralanmalar da oluyor. İlk yardımlarına ise orman işçileri koşuyor. Bu bacağımı veririm, bu ateşe müdahale ederim abi. Her zaman için, her zaman hazırım ben. Ben Türk vatandaşıyım. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ormanı koruyoruz, vatandaşı koruyoruz. Yaralananların elinden tutuyoruz. Burada hep beraber bir tabiri caizse 15 Temmuz yaşıyoruz. Muğla'daki son duruma da bakalım. Muğla'da 7 noktada yangınlar devam ediyor. Marmaris'te bir arazöz devrildi. 4 işçimiz hafif yaralandı. Göyceğiz'de bir mahalle daha boşaltıldı. Milas'ta boşaltılan Türk Evleri Mahallesi sakinleri evlerine döndü. Evleri yananlar gözyaşlarını tutamadı. Muğla'nın 4 ilçesinde 7 yangın devam ediyor. Marmaris'in büyük bölümünü yakan yangın Hisarönü bölgesinde sürüyor. Havadan, karadan ve denizden müdahaleler sürse de yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Hisarönü mahallesinde bir arazöz şarampöle yuvarlandı. 4 orman personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken diğer ikisi ise müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi. İçinde kimse var mı? İlçenin bir başka noktası olan Kumlubük mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Amos Antik kentine doğru ilerliyor. Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde alevlerin önü kesilerek yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor. Türk Evleri Mahallesi yangın öncesi tahliye edilmişti. Evlerine dönen mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Hiç ömrümde böyle bir yangın görmedim. Yani burada patlıyor, kozalar mı atıyor? Burada yanacak bir şey de yok. Nasıl yandı bura ben bilemiyorum. Birden bir alev aldı, alev topuna döndü burası. Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe ve Seydi Kemer ilçelerindeki yangınların da söndürülmesi için çalışılıyor. Köyceğiz'de alevlerin tehdit ettiği Sazaklar Mahallesi de boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çevre köylerde yaşayanlar da traktörleriyle destek veriyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Personel ve termik santral çevresinde yaşayanlar tahliye edildi. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santral kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı. Rüzgarın sabaha karşı etkisini azaltmasıyla yangın kontrol altına alındı. İşte bölgede yaşananlar. Abi dön abi dön. Alevler geliyorum demişti. Öyle de oldu. Milas'ta alevler Kemerköy termik santrallerine böyle sıçradı. Ören beldesine giriş çıkışlar kapatıldı. Halk tahliye edildi. Büyükler ömür boyu unutamayacakları korku dolu anlar yaşadı. Diğer gemi transferi. İki gemi transferi. Orada problem oluyor şimdi. Küçüklerse olan bitenden habersiz. Milas'ta Türk Evleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını dün rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi. Ancak alevler havadan ve karadan müdahaleye rağmen rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi. Akşam saatlerinde Kemerköy termik santrallerinin tel örgülerini de aştı. Santralin bahçesine kadar geldi. Evet, şu anda alevler Kemerköy termik santralinin içine doğru sıçramış durumda.
Santral çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, toma ve su tankerleri hazır bekletildi. Alevlerin termik santralin ana binası ve ünitelerine ulaşması engellenmeye çalışıldı. Personel tahliye edildi. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesildi. Santral çevresine hendekler kazıldı. Ören mahallesinde yaşayan vatandaşlar kontrollü olarak bölgeden ayrıldı. İskelede toplanan vatandaşlarsa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildi. Yardım bekleyenler panikle yakınlarını aradı. Kimi de bölgeden kendi araçlarıyla ayrıldı. Gemiyle gelen yakınlarını Akyaka Limanı'nda beklemeye başladı. Apar topar evden çıktık. Evi terk edin dediler. Biz evi terk ettik. Öyle hiçbir eşya da almadık. Bir anda öğreni terk edin dediler. Çıktık yani öyle. Tabii ki şeylerimiz var. Emeklerimiz var. Niye korkmayalım ki? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Tamam herkes arıyor. Herkes gelin diyor. Ama nereye gideceğiz ki? Eşimi bekliyoruz. Rüzgar bölgede sabah saatlerine doğru etkisini azalttı. Yangın da o saatlerde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Alevler santralin çok sınırlı bir kısmına zarar verdi. Ana ünitelerde olumsuz herhangi bir durum yok. Santraldeki ana ünitelerde yani kazan dairesinde, tribünde, jeneratörde ve şalt tesisinde ciddi bir sorun olmadığı yönünde tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahayla ilgilidir. Hamdolsun orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra boşaltılan Ören ise adeta hayalet şehre döndü. Tıklım tıklım dolu olan sahil bomboş kaldı. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenliği Komutanlığı ve Kıyı Emniyete bağlı toplam 3 gemi tedbir amaçlı kıyıda konuşlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen Help Turkey paylaşımları ile ilgili resmen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı illerde orman yangınlarının çıktığı, 28 Temmuz'dan bu yana bazı haber ve sosyal medya siteleri üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldığı belirtildi. Araştırma neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıklarını belirlendi. O hesaplar üzerinden yangına ilişkin bilgi kirliliğine yol açıldığı, gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu ve sosyal medya kullanıcıları tahrik edilerek kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı belirlendi. Bu nedenle provokatif paylaşım yapılan hesaplarla ilgili resmen soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin orman yangınları ile ilgili iddialarını yalan terörü olarak niteledi. Yangınlarla ilgili tutuklananların ailelerinde PKK bağlantıları tespit edildiğini açıkladı. Sözde yardım çağrısını da değerlendirdi Erdoğan. Niye uçak yok, niye helikopterler yok filan gibi böyle bir yalan terörü estiriliyor. Yangınlarla ilgili algı operasyonu için yalan terörü ifadesini kullandı. Muhalefetin yalan terörü uyguladığını söyledi. Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Muhalefetin terörü esiyor. Yalan terörü Türkiye'de var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor. Adına biri de tabii algı operasyonu diyorlar. Bunun adı aslında yalan tehdidi. Ve bu yalan terörüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuaz grubu ortak canlı yayınında konuştu. Orman yangınları konusunda muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Ya dürüst ol be. Samimi ol.
Yani bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar. Ha, biz de oradan bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok. Bay Kemal'e benim vereceğim bir cümlelik cevap var. O da şu. Benim Kültür ve Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Yangın bölgelerinde 20 uçak ve 500'den fazla helikopterin çalıştığını vurguladı. Her geçen gün yeni helikopter ve uçakların söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi. Uçakların durumu yani iş görür olmaktan çıkmış vaziyette sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları bu söndürme işleminde kullanma düşüncemiz de var. Ve sosyal medyadaki provokasyonlar. Erdoğan önce yangınları çıkaranlarla ilgili soruşturmadaki bilgileri paylaştı. Tutuklananların da yani ailesinde PKK'ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. Sonrasında ise sözde yardım çağrıları ile ilgili konuştu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Bu yatsıya kadar bile yanmadı. Orman yangınları ile mücadelede kullanılan uçaklarla ilgili bilgilere bakalım şimdi. 20 uçak şu an aktif olarak bölgede görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı 3 uçak zaten ilk günden beri görevdeydi. Kapasiteleri yüksek ve denizden su alabilen bu uçaklar yangınla mücadelede çok etkili. Azerbaycan da benzer bir uçağı Türkiye'ye gönderdi. Diğer uçaklar da sürekli görev yaparak yangınlara müdahale ediyor. Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 20 uçak yangınları söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor. Bu verilen koordinattaki yere intikal ederek hızlıca oradaki yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pilotlar sabahın ilk ışıklarıyla havalanıyor. Gün batımına kadar sorti yapıyorlar. Görev yapan uçaklar arasında en etkili olan üçü zaten Orman Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde mevcuttu. 12'şer ton su alabilen, deniz ve göllerden su alabilen uçaklar ilk günden itibaren görevde. Azerbaycan daha önce bir uçağı Türkiye'ye göndermişti. Bu sabah ikinci bir uçağı daha Türkiye'deki yangınlar için tahsis etti. Sabah saatlerinde Dalaman'a ulaşan uçak deniz ve göllerden su alabiliyor ve 12 ton kapasiteye sahip. Rusya, Ukrayna, İran ve Hırvatistan'dan gelen uçaklar da söndürme çalışmalarında yer alıyor. Ama İspanya'dan gelen uçaklar dışındaki tüm uçaklar havalimanlarında ikmal yapabiliyor. Ukrayna'dan gelen Antonov 32P tipi yangın söndürme uçağı ile şu an Antalya Havalimanı'ndan havalanıyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından Manavgat'taki orman yangını bölgesine ulaşacağız. Ve bu uçak alevlerin üzerine yaklaşık 8 ton civarında su dökecek. Antalya, Dalaman, Gazipaşa ve Isparta'da su ve yakıt depoları doldurulan uçaklar havalanıp belirtilen koordinatlara su boşalttıktan sonra yeniden havalimanına dönüyor ve aynı işlemler tekrarlanıyor. Uçak Antalya Havalimanı'na geri döndü. Manavgat'taki orman yangınına başarılı bir su atışı gerçekleştirdi. Burada 15 dakikalık bir ikmal yapacak. Ardından yeniden havalanıp orman yangınına müdahale edecek. Sorti süreleri fazla olsa da her imkan sonuna kadar değerlendiriliyor. Bazı uçaklar 4 motorlu ve çok güçlü. Bunlar alevlere yaklaşabildikleri kadar yaklaşıyor. Yere o kadar yaklaşıyoruz ki şöyle söyleyeyim, elektrik tellerinin değecek kadar yaklaşıyoruz. Çünkü öyle bir o kadar yaklaşmamız gerekiyor. Zaten uçağı gördüğünüz zaman motorlarının ne kadar güçlü olduğunu, yere suyu attıktan sonra hızlı bir şekilde yükselmemiz için gereken güçlü motorlar uçakta var. İspanya'dan gelen 3 uçak deniz ve göllerden su alabiliyor ancak onların tankları da 4,5 tonla sınırlı. Hem uçak hem helikopterler ciddi bir hava trafiği oluşturuyor. Bu trafiğin yönetilmesi de oldukça kritik. Radyodan ve grup üzerinden koordinasyon merkezine bilgi veriyoruz. Yaklaşıyoruz diye. Helikopterler bizim yaklaşmamıza müteakip bize yol veriyorlar. Çok hızlı geldiğimiz için önce biz atışımızı yapıyoruz. Bizden sonra helikopterler rutin söndürme faaliyetlerine devam ediyorlar. Evet,
Evet, yangınla ilgili haberlerimiz var ama öncesinde bir son dakika bilgisi paylaşacağız. Ne yazık ki acı bir haber. Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 da yaralı var. Yine bu kazayla ilgili detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Tekrar hatırlatalım. Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yine kazayla ilgili diğer detayları netleştiği zaman biz de sizlerle paylaşacağız. Şimdi yangın bölgesindeki gelişmelerle devam edelim. Helikopterler şu yangınla mücadelenin en etkili silahı. 51 helikopter aktif olarak sahada. Dün gece 5 helikopter daha filoya katıldı. Ukrayna'daki bir şirketten kiralanan helikopterler de akşam saatlerinde uçabiliyor. Ayrıca jandarmaya ait helikopterler de Bambi takılarak çalışmalarda görev alıyor. Türkiye orman yangınları ile mücadelede hava gücüne yenilerini ekliyor. Ukrayna'daki bir özel şirketten kiralanan 5 helikopter daha gece Türkiye'ye ulaştı. 5 yangın helikopteri Isparta havaalanına indi. Son hazırlıklar burada yapıldı. Helikopterlerin 3 ton su taşıyabilen mekanizmalarının kontrolleri yapıldı. Çalışmalara hemen başlayacak olan Ukraynalı pilotlara Türk pilot ve görevliler de eşlik edecek. Bu helikopterler diğerlerinden farklı olarak akşam saatlerinde de uçabiliyor. Özellikle hava desteğinin olmadığı saatlerde alevlerin yayıldığı düşünüldüğünde bu özellikle söndürme çalışmalarına önemli bir katkı sunacak. Ukrayna'dan gelen helikopterler dışında 51 helikopter yangın söndürme çalışmalarına durmadan devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarında kalkış yapan helikopterler güneş batıncaya kadar aralıksız çalışıyor. Son olarak jandarmaya ait Sikorsky ve Cougar tipi helikopterler de Bambi takılarak çalışmalara katılmaya başladı. İlk helikopterlerinin görüntüsünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Helikopterler yangın söndürme havuzlarından su ikmal yapabilmesi ve manevra kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle yangınla mücadelede en etkili araç olarak gösteriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nun tekrar ayağa kaldırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Bu konunun siyasi polemiklerin dışında tutulması gerektiğini vurguladı. İktidara çağrıda bulundu. Bütün amacımız şu, Cumhuriyet'te yaşıt olan bu kurumun tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılması hepimizin ortak görevidir. Burada A Partisi, B Partisi, C Partisi olmamalıdır. Bu Cumhuriyet'in kurumudur. Cumhuriyet'in kurumu, Cumhuriyet'in ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Türk Hava Kurumu'nun ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Siyasi parti gözetmeksizin çağrıda bulundu. Elimizden gelen her türlü çaba, biz her türlü çabayı harcamaya, her türlü çabayı, gayreti göstermeye hazırız. Umarım iktidar sahipleri de aynı çabayı gösterirler. Bunu günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. THK Üniversitesi Türk Kuşu yerleşkesinde incelemelerde bulundu, yangın söndürme uçakları hakkında bilgi aldı. Ardından kameraların karşısına geçti. Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun geçmişte orman yangınları ile ilgili mücadele eden ve bu mücadelede başarılı çıkan bir kurumun bugün atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaralıyor. Ve hepimiz böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı da son derece rahatsızız. THK'yı eski günlerine tekrar kavuşturmak için CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin katkı vereceğini belirtti. Hükümete seslendi. Yine ben hükümet yetkililerine seslenmek isterim. Türk Hava Kurumu'na biz belediyeler 11 Büyükşehir Belediye'miz katkı verecek ama genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor. Bu konuda da çaba harcanması gerekiyor. Orman yangınları fırsatçıları da harekete geçirdi. Yangın söndürme malzemelerindeki fiyat artışı neredeyse %100'ü aşmış durumda. Artış ağırlıklı olarak üretici firmalardan kaynaklanıyor. 1 lirayı 5 lira olarak cebine indirmeye çalışıyorlar da Cenab-ı Allah onu yedirmez ona. Biraz ellerini vicdanını alsın ya. Vallahi yeğenim ne söyleyeyim, bu millet iş geçidir.
fırsatçılar yine iş başında. Yangın malzemelerine talep arttı. Fiyatlar 3 katına çıktı. Fırsatçı firmalar var. 400 lira, 450 lira gibi bunu fiyatlara satıyorlar. Biz 150 lira deyince diyorlar 350 lira fiyat istediler. Sizden niçin bu şekilde? Ülke genelinde çıkan yangınlardan dolayı yangın tüpü, yangın topu, yanmaz eldiven gibi yangın malzemelerine talep oldukça arttı. Fakat fırsatçılar bu durumu bile kendilerine avantaja çevirmeyi başardı. Şu an yangın malzemelerinde fiyat %100'lük bir artışta. Bu memleket hepimizin memleketi. Bu yanan ormanlar hepimizin ormanı. Herkes dibine bir su dökmesi gerekirken bu katladıkları fiyat haramdır yani. Zaten ülkenin bir sıkıntısı var. Yani tam tersi de yardımcı olmak gerekirken fırsatçılık yapılması tabii ki yanlış. Bazıları ise fiyatlardaki bu yükselişe hiç şaşırmıyor. Her şeyde olduğu gibi burada da fırsatçılık maalesef var. Maskelerde it çıktığında biliyorsunuz aynı şekilde etil alkol, alkol fiyatları, kolonyalar bile tavan yapmıştı. Şimdi yangın çıkıyorsa nerede fırsat varsa Türk halkı orayı değerlendirir. Yangından dolayı, kaynaklandığından dolayı her şeyi bizim ülkemizde bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Bir ara maskeler artışa gitti. Devlet el koyunca indirme yaptılar. Artış genellikle üretici firmalarda görüldü. Özellikle İstanbul'daki tedarikçi firmaların fiyatları yükseltmesiyle oluyor. Ve bazı fırsatçı arkadaşlarımız var. Özellikle bu yangın topuyla ilgili aşırı fiyat artışı olduğunu yazıyorlar. Küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilen bu yangın tüplerinin fiyatı normalde 150 lira olması gerekirken şu an 350-400 liradan satılıyor. Yangın malzemelerinin mutlaka sertifikalı iş yerlerinden alınması gerekiyor. TSE hizmet yeterlilik belgeli firmalardan yangın tüpü almalarını, özellikle internette satış yapan kişilerin sattığı cihazların hiçbir söndürme özelliği olmayan cihazlar olduğunu belirtmek istiyorum. Aksi takdirde internet üzerinden çok daha uyguna alınan ürünler hayal kırıklığına sebep olabilir. Bunun İstanbul'da üretici firmalarda fiyatı şu anda 145 lira toptan fiyatı. Ancak bazı internet sitelerindeki firmalar bunu 100 liraya çekmişler. Hiçbir söndürme özelliği yok, TSE'leri yok adamların. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışları yapıldığına yönelik iddialar hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Orman yangınları provokatörlerin de iştahını kabartıyor. Sosyal medyada zaten her türlü yalan ve provokasyon var. Ancak ilginç olan sahada da provokatörlerin kol gezmesi. Yangının söndürülmesine engel olmak isteyen provokatörler halka kışkırtıp görevlilerin işine engel olmaya çalışıyor. Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar o provokatörleri sosyal medya üzerinden anlattı. Gönüllü kisvesi altında. Buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar, yangına müdahale edecekmiş gibi, hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, buradaki donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar bu çarpıcı sözlerle anlattı durumu. Bölgede yangınların sönmemesi için çabalayan provokatörlerin olduğunu dile getirdi. Burada kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar, yangın söndürülmesin diye mi uğraşılıyor, ben çözemedim. Bu provokatörlerin işi. Şahan Gökbakar Marmaris'te yangının ortasında kalan evinde söndürme çalışmalarına katılıyor. Durumu sık sık sosyal medyada yayınladığı videolarla anlatıyor. Ünlü sanatçı yangın bölgesinde halkı tahrik etmek için provokatörlerin dolaştığını belirtti. Tipleri çok değişik. 10-15 kişilik, 5'li, 4'lü gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine doğru koşuşturuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndüreceklermiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından da buradan hem buradaki itfaiye ekiplerinin görevini yapmasını engelliyorlar hem de başta sahil güvenlik komutanları, buradaki donanmadaki komutanlarla ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar. Provokatörler yangını söndürmeye çalışan görevlilerin işlerine engel oluyor, hatta onlara hakaretler ediyor. Gözümün önünde bir komutana sen kimsin lan? Sen ne anlarsın lan? Yangın mı söndürdün sen hayatında? Lavuk dedi abi. Gökbakar emniyet ve jandarmaya çağrıda bulundu.
Marmaris Jandarmasından, Marmaris Emniyetinden rica ediyorum buraya bir ekip. Buraya insan gelmesin. Buraya gönüllü gelmesin. Sadece yetkili gelsin. Ve burada şu anda yapılacak işe mani oluyorlar. Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın nöbeti tutan köylüler köye gelen yabancı plakalı bir araçtan şüphelendi. Arabayı durduran köylüler içindeki iki kişiyi linç etmek istedi. Jandarma şahısları köylülerin elinden zor aldı. Zanlıların kız kaçırmak için köye geldiği belirlendi. Ellerindeki sopa ve küreklerle arabayı hurdaya çevirdiler. Jandarma öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan köyünden. Yangın nöbeti tutan köy sakinleri köye gelen yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçtakilerin şüpheli halleri köylüleri iyice öfkelendirdi. Sopa ve küreklerle araca vurmaya başladılar. Arabanın camlarını kırdılar. Jandarma olay yerine geldi ancak öfkeli kalabalığı sakinleştirmek kolay olmadı. Arabadakiler canavliyle aracı çalıştırdı ve bu hamleyle kalabalıktan biraz uzaklaşmayı başardı. Jandarmanın da terkinleriyle kalabalık sakinleşti. Dama dönelim, dama gelirler belki. Dama dönelim, dama. Orman kundakçısı sanılarak linç edilmek istenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Şahısların kız kaçırmak için Bursa'dan Aydın'a geldikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede köydeki bir kızla mesajlaşmalar görüldü. Zanlıların terör bağlantısının olmadığı ancak hırsızlık ve uyuşturucudan sabıkalarının bulunduğu belirlendi. Konya'da aynı aileden 7 kişiyi vahşice katleden Mehmet Altun yakalandı. Özel harekat polisleri Altun'u Bozkır'daki bir mezarlıkta buldu. Kaçmaya çalışan Altun havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı. Üzerinden bir silah ve 18 mermi çıktı. Yedi kişiyi vahşice katletmişti. Günlerdir aranıyordu. Mezarlıkta yakalandı. Katil zanlısı Mehmet Altun, Konya'da husumetli olduğu aileden 7 kişiyi vahşice öldürerek katletmişti. Ardından kayıplara karışmış, günlerdir aranıyordu. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un kaçtığı kiralık araç Konya'nın Bozkır ilçesinde ormanlık alana yakın bir yerde bulunmuştu. Ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının 5. gününde özel harekat polisleri Bozkır ilçesinde bir mezarlığa girdi. Mezar taşı yanında saklanan birini fark etti. Mehmet Altun dün akşam saatlerinde özel harekat ekipleri tarafından mezarlıkta yakalandı. Ekipleri gören katil zanlısı kaçmaya çalıştı. Özel harekat polisleri hava uyarı ateşi açtı. Altun'a teslim ol çağrısında bulundu. Zanlı yakalandı. Üzerinden bir tabanca ve 18 mermi çıktı. Ardından Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı yakalandıktan sonra hemen sorguya alındı. Tabii güvenlik gerekçeleriyle işlemleri gizli tutuluyor. Sorgunun ardından katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edilecek. Altun'un sorgusu gün boyu devam etti. İfadesine göre Altun, Dedeoğlu ailesine kendisini belediye memuru olarak tanıttı. Aile önce yüzündeki maske nedeniyle katili tanımadı. Altun, aileden şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Aile bir süre sonra Altun'u tanıdı. Aralarında tartışma çıkınca Altun silahını ateşledi. Altun sorgusunun tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ali
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun tekrar gözaltına alındı. Ancak olay bu kez Aleyna Çakır değil, Esra Hankolu. Genç kadın evinde ölü bulundu. Uygun da ölümünden önceki gece Esra Hankolu'yla aynı evde olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Önce Aleyna Çakır, şimdi de Esra Hankolu. Ümitcan Uygun genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı. İddiaya göre en son Uygun'la görüşmüştü. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman çıkıp konuşmadım. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Ankara polisi Mamak ilçesi Akdere mahallesindeki adrese gitti. Bir kadın cesediyle karşılaştı. Ölen kişi 25 yaşındaki Esra Hankolu'ydu. Polis tanık ifadesine başvurdu. Hankolu'nun hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun'la birlikte olduğu bilgisine ulaştı. Uygun ve iki kişi cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Nereden geliyorsun? Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Polis hayatını kaybeden Hankolu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlamadı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek. Beni arayıp da oğlum buraya bağlan, oğlum sen suçlusun, söylüyorlar böyle diyorlar diyenlerin hepsi. Ümitcan Uygun'un daha önce de Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı. Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçlamasıyla tutuklanmış, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti. Tamam arkadaşlar. Evet, VTR'lerimizi izledik. Şimdi gazete manşetleriyle devam edelim. Bugünün gazete manşetlerinde neler var onlara bakalım. BBN Haber gazetesiyle başlayalım ilk olarak. BBN Haber gazetesinden Ayşegül Ertuğrul'un özel haberi yer alıyor. Üniversitelerde tercih maratonu başladı. Konya yine gözde başlığı altında. Detaylarına bakalım. YKS 2021 tercih maratonu dün itibariyle başlarken öğrenciler puanları ve hayalleri doğrultusunda 20 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek. Üniversite şehri Konya yurdun dört bir yanından yeni konuklarını bekliyor. Hayallerine kavuşuyorlar. Üniversiteli olma heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci için tercih maratonu başladı. YKS 2021'in ardından öğrenciler hayallerine kavuşacakları üniversitelerle buluşmak için 20 Ağustos'a kadar tercih bildirimlerini yapacaklar. Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile KTO Karatay Üniversitesi bu yılda öğrenciler için gözde tercih noktaları olacak. Kontenjanlar dolacak. Üniversite şehri olmakla birlikte ulaşım, konaklama ve sosyal imkanlar açısından öğrencilere zengin seçenekler sunan Konya, bunun yanında akademik eğitim kalitesiyle de dikkat çekiyor. Tercih döneminde Konya'daki üniversitelerin kontenjanlarının büyük ölçüde dolmasını bekleyen uzmanlar, Konya'nın hem rahat eğitim koşulları hem de mezunlara yönelik yüksek iş gücü potansiyeliyle avantajlı olduğu görüşünde. Ve yaşayan şehir Konya, köklü tarihi geçmişiyle Anadolu'nun kadim başkenti olan Konya, düşük suç oranıyla, huzur şehri, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, gençleri cezbeden yapısıyla, kültür kenti, zengin mutfak kültürüyle, gastronomi diyarı ve rakip illere göre daha ucuz olmasıyla, öğrenci dostu il gibi özellikleriyle, gençler ve onların güven içerisinde eğitim almalarını isteyen aileler için önemli bir tercih sebebi oluyor. Ancak bir uyarı da var, öğrenciler iyi araştırmalı. Anıt Özel Eğitim Kurumu Rehberlik Öğretmeni Özcan Ala da BBN Haber'e yaptığı açıklamada tercih yelpazesinin geniş tutulması gerektiğinin altını çizerken, tercih yaparken öğrencilerin mutlaka gidecekleri ile okuyacakları bölümü ve fakülteyi çok iyi etüt etmeleri gerekiyor. Unutmayın, yanlış tercih 1 yıl kaybettirir, yanlış üniversite 4 yıl kaybettirir ve yanlış meslek 40 yıl kaybettirir diyor uzmanlar. Bir diğer başlık BBN Haber gazetesinde öldürme kastı yokmuş. Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı kaçtığı kiralık aracı terk ettiği Bozkır ilçesi civarındaki dağlık arazide polis, jandarma ve özel harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde öldürme kastının olmadığını, dedeoğullarının evine şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittiğini, tabancasını da yanına tedbir amaçlı aldığını söyledi.
Evet, BBN Haber Gazetesi manşeti bu şekildeydi. BBN Haber Gazetesi'nden Ayşegül Ertuğrul'un özel haberini gördük manşette. YKS maratonu, tercih maratonu başladı diye yine tercih edilecek tercih konularıyla ilgili uyarılar vardı bir takım. Ve Konya'nın bu tercihler arasında gözde bir şehir olduğu da yer alıyordu. Şimdi Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi manşette 150 metreden tam isabet başlığı altında. Yangına ilişkin bir haber var ama yangını söndürme çalışmaları ile alakalı detaylarına bakalım. Hürriyet muhabirleri Emre Eser'le Selçuk Şamiloğlu, kemer sırtlarında yanan orman helikopterlerle müdahalede bulunan ekibe eşlik etti. İşte 2,5 saat süren 25 tortilik operasyonun hikayesi. İran'dan gelen ekiple Dalaman'dan havalandık. 20 dakika sonra Kemer'e ulaştık. Pilotumuz orman içindeki yangın havuzundan su aldı ve hemen dumanların çıktığı yamaçlara doğru yükseldi. Helikopterin içinde yüzüstü yatan bir görevli alevleri ve sepeti kontrol edip pilotu yönlendiriyordu. Pilotla ekip arasında uzlaşma sağlanınca görevli düğmeye bastı. Alevler anında söndü. 150 metreden bırakılan 3 ton su alevleri anında söndürdü. İşte o an helikopterlerin içini bir sevinç dalgası kapladı. Herkesin yüzü gülüyordu. Görev başarılmıştı. 1 litre bile su boşa gitmemişti. Herkes tamam işareti yaparak sevincini dile getiriyordu. Ekip 2,5 saat süren operasyonda 25 torti yapıp 70 ton suyu alevlere bıraktı. Bu da Hürriyet Gazetesi'nin bir özel haberi bu şekilde. Yine alt başlıkta termik santral ucuz kurtuldu diyor. O gecenin hikayesi biliyorsunuz yangının termik santrale ulaşma riski vardı. Ancak bu riske karşılık termik santral boşaltılmıştı içerisindeki patlayıcı maddeler. Ardından yangın termik santrale ulaştı ama içerisi boşaltıldığı için bir patlama meydana gelmedi. Kemerköy Termik Santrali gece müthiş bir mücadeleyle alevlerin elinden geri alındı. Hürriyet'ten Mert Civeleker şu tanık olduğu o geceyi yazdı. Alevler önceki akşam santralin bahçesine kadar girdi. Santral her an düşebilirdi. Söndürme ekipleri olağanüstü bir savaş başlattı. Bazen hayatlarını riske attılar. Mücadele gece boyunca sürdü. Sabah olduğunda alevler söndürülmüştü. Yine bir diğer başlıkta Gündoğmuş iki yerde yanıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde alevler belli noktalarda kontrol altına alındı. Yangın Alara Vadisi'nde devam ediyor. Vadinin üzerindeki Karabulur mahallesine yakın noktada çıkan yangının evlere sıçramaması için havadan müdahale edildi. Ve Marmaris alevler Amos'a ilerliyor. Muğla Menteşe'ye 2 kilometre yaklaştı. Alevler yine Antalya, Marmaris ve Muğla'da da yangınla ilgili son durum bu şekilde. Bir diğer başlıkta az önce VTR'sini de izlemiştik. Ne yazık ki acı bir haber. Yine o adam, yine bir ölüm. Ankara Mamak'ta yaşayan Esra Hankulu 25 yaşında evinde ölü bulundu. Ölümünden hemen önce görüştüğü 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri olan Ümitcan Uygun, Türkiye, Aleyna Çakır cinayetinden tanıyor. Uygun 3 Haziran 2020'de evinde asılı halde bulunan Çakır'ın katil zanlısı olarak tutuksuz yargılanıyor. Evet, ne yazık ki bu da bu şekilde bir kadın cinayet haberi daha. Hemen alt başlıkta aşı oranlarına ilişkin bir haber var. Aşı oranı düşük iller kırmızıya dönüyor başlığı altında. Biliyorsunuz aşı oranı artan illerin haritada daha olumlu bir tablo sergilediğini paylaşmıştık. Bakan Koca'nın da bu yönde açıklaması var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olma oranı yüksek illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor açıklaması yaparak vatandaşı uyardı. İllerde 100 bin nüfusta karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısında Siirt 1.39 ile rekora gidiyor. İstanbul'da bu rakam 168'e, Ankara'da 165'e, İzmir'de ise 43'e yükseldi.
Evet, Hürriyet gazetesi manşetine baktık. Başlıklar bu şekildeydi. Daha çok orman yangınlarına, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin haberler vardı. Bir de tüm Türkiye'yi tedirgin eden, yangın ulaşırsa acaba patlama yaşanır mı diye bir tedirginlik yaşatan termik santrale ilişkin bir bilgi vardı. Oradaki yangın da söndürüldü. Bunu da tekrar hatırlatalım. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edelim. Kadınların direnişi başlığı altında yine yangın söndürme mücadelesine ilişkin bir haber var. Detaylarına bakalım. Manavgat Ahmetler Köyü'ne sıçramaya başlayan yangına eşleri çocuklarıyla birlikte direnen yörük kadınlardan kimi hortum taşıdı, kimi ekiplere yemek yaptı, kimi ateşe tırmıkla karşı koydu. Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınları Kızıldağ, Beydin, Sırtköy'de devam ediyor. Yangınlara uçak, helikopter, toma, arazöz ve itfaiye ekipleriyle yapılan müdahaleler ise sürüyor. Rüzgarın etkisiyle müdahalede güçlük çekilirken ekiplerle çalışmalara katılan köylülerin dayanışması da örnek oluyor. Alevlerin arasına atlayarak köylerini kurtaran yörük kadınları, biz yörük kadınları çok mücadeleci ve cevval oluruz. Yörük ölür vazgeçmez, 7'den 70'e herkes uğraştı. Evlerimizi, canlarımızı kurtardık ama doğamız kurtulamadı. Ormanlarımız yandı diyor. O kadınlardan Emine Öz, köyümüz ve ormanlarımız için her şeyi yaparız diye konuştu. Bir diğer detay, yine az önce paylaşmıştık, santralin ana kısmında hasar yok. Muğla Milas'ta alevlerin sıçraması nedeniyle tahliye edilen Kemerköy Termik Santrali'nde yangın kontrol altına alındı. Santralin ana bölümünde hasar oluşmazken tesis genelinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Enerji Bakanı Dönmez, santrali şu an tehdit eden bir yangının olmadığını belirterek en kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz dedi. Yine Milliyet gazetesinde spor dünyasından da bir başlık var. Bir devir sona erdi başlığı altında. Barcelona'da 21 yıllık Lionel Messi dönemi resmen sona erdi. 12 yaşında bir çocukken girdiği Barça'ya dünyanın en iyisi olarak veda eden Messi'nin PSG yolunda olduğu belirtiliyor. Evet, gazete manşetlerine baktık, sizlerle paylaştık. Şimdi sırada hava durumu var. Ülkemizde nasıl bir hava durumu hakim olacak izleyelim. Kısa bir aranın ardından gün ışığında gelişmelerle yeniden görüşelim. Bizden ayrılmayın. Günüşünden yeniden merhaba. Aranın ardından gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım programımıza. Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre yine rakamlar güncellendikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir diğer gelişme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı'na Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Profesör Doktor Ziya Selçuk 30 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu. Milli Güvenlik Kurulu yoğun bir gündemle toplandı. 3,5 saat süren toplantının ardından 4 başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı. Kurulun gündeminde orman yangınları da vardı. Toplantı 3,5 saat sürdü. Orman yangınlarından Kıbrıs'a, Ermenistan'dan PKK'ya birçok konu ele alındı. Üç buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları katıldı. Yapılan yazılı açıklamada orman yangınlarıyla mücadeleye değinildi. Dünyadaki pek çok yerle birlikte ülkemizde de etkili olan ve ciddi kayıplara yol açan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dahil olmak üzere
güvenlik boyutu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür denildi. Kıbrıs konusunda masaya yatıran kurul, adada iki devletli çözüm iradesini bozmadı. Huzurun, barış ve refahın bu çözüm yoluyla sağlanacağını ifade etti. PKK ve türev örgütleri unutulmadığı gibi destek veren ülkelere de bu örgütlerin kendi topraklarında da tehdit oluşturabileceği hatırlatıldı. Terörizmi dış politika aracı olarak kullanan devletlere güçlü bir mesaj verildi. Ermenistan'a ise saldırgan söylem ve eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yapıldı. Verilen taahhütlere sadık kalınması, işbirliğinin geliştirilmesi istendi. Terörle mücadele gündemiyle devam edelim. Hakkari, Mardin ve Van'daki terör operasyonlarında toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri gri, biri ise turuncu listede yer alıyordu. Terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi. Eren 14 operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jandarma komandolar, JÖH ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Vejin Kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi. Eren 5 operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda da gri kategoride yer alan Cilo Kod adlı terörist Süleyman Öztürk etkisiz hale getirildi. Van'ın Çaldıran Soğuksu mevkiinde ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya ulaştı. İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası güncellendi. İlk sıradaki Siirt'te vaka sayısı ürkütücü boyutta. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de ne yazık ki artış var. Orman yangınlarının sürdüğü Muğla ve Antalya ise düşüşte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da aşı uyarısı geldi. Zaman kaybetmeden aşınızı olun dedi. Haftalık vaka sayıları ciddi oranda arttı. Aşılamanın düşük olduğu illerde görülmemiş rakamlara ulaşıldı. Yüz bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren harita güncellendi. İlk sırada geçen hafta olduğu gibi yine Siirt var. 1139 vakayla en yüksek artışın yaşandığı il oldu. Vaka ortalaması bir önceki hafta 748'di. İkinci sırada bulunan Diyarbakır'daki artışta dikkat çekici. Geçen hafta 223 olan vaka sayısı bu hafta 599'a yükseldi. Bingöl, Batman ve Bitlis bir önceki haftaya göre vaka sayısı en fazla artan diğer iller. Kaça gidiyorsunuz? Üç büyük şehirde de vaka sayıları tırmanışta. Haftalık vaka ortalaması İstanbul'da 168, Ankara'da 165, İzmir'de 43 oldu. Geçen hafta bu ortalama İstanbul'da 88, Ankara'da 69, İzmir'de 33'tü. Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde ise düşüş kaydedildi. Muğla'da sayı geçen hafta 55 iken bu hafta 48 oldu. Antalya'da da 75 olan vaka sayısı 72 olarak kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamlar üzerinden aşı uyarısı yaptı. Aşı olma oranı yüksek illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan uluslararası COVID-19 aşı işbirliği forumunda konuştu. Özellikle dünyaya Türkiye'nin ürettiği aşıyı kullanıma açacağını mesajını vermesi dikkat çekiciydi. Fikri mülkiyet noktasındaki sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini iletti. Böylesine derin etkileri olan bir pandemi yaşıyor olmamıza rağmen, bugün dünyanın pandeminin İkinci yılında hala acil durumlarda fikri mülkiyet haklarının sınırını tartışıyor olması ve pandemilerin aciliyet durumu ile çelişmektedir. Henüz bir çözüm bulunamamış olması ise üzücüdür. Bu durum geçmişteki mekanizmaların yetersizliğini, geleceğe yönelik ise
sağlam adımların bir an önce atılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Uluslararası işbirliğinin bu konuda hızlandırılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin mevcut durumda Dünya Sağlık Örgütü'ne kayıtlı 20 aşı çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızı planlandığı şekilde tamamlayıp aşımızı kullanıma sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilan ettiği üzere yerli aşımız tüm insanlığın kullanımına sunulacaktır. Aşıya erişim herkesin faydalanması gereken bir sağlık hakkıdır. Sırada İstanbul Esenyurt'taki öldüresiye dayağın görüntüleri var. Kavganın nedeni belli değil ancak 5 kişi bir kişiyi aralarına alıp öldüresiye dövdü. Çaresiz adam bir otele sığınmaya çalıştı ancak dayak orada da devam etti. Bir kişi öfkeli grubun saldırısına uğradı. Dayak kıyafetlerini parçalayıncaya kadar devam etti. Olayın yaşandığı yer İstanbul Esenyurt. Akşam saatlerinde 5 kişi bir kişiyi aralarına aldı, öldüresiye dövdü. Kimse adamı grubun elinden alamadı. O kadar öfkelilerdi ki kıyafetlerini parçalayıp yerlerde sürüklediler. Zavallı adamın yardımına kimse koşmadı. Çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu. Ancak dayak orada da devam etti. Otel görevlilerinin araya girmesiyle grup dışarı çıktı. Sonra da kayıplara karıştı. O saldırganlar şimdi her yerde aranıyor. Son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendini serin sulara atıyor. Üzücü bir haber Denizli'den geldi. Pamukkale ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Vali Recep Yazıcıoğlu, Gökpınar Barajı kıyısındaki vatandaşlar serinlemek için arkadaşlarıyla suya giren çocuklardan birinin suda boğulduğunu, diğerinin kaçtığı uzaktan fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sualtı arama kurtarma ekipleri bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen 8 yaşlarındaki çocuğun cesedi dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Kavurucu sıcaklar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Meteorolojiden bu konuda kısmen sevindirici haber geldi. Manavgat ve Gündoğmuş'ta cumartesi günü yağmur bekleniyor. Nem seviyesi de artacak ancak Marmaris için durum çok da iç açıcı değil. Sıcaklık az da olsa artacak, rüzgar şiddetlenecek. Tek sevindirici veri ise nemin yükselecek olması. Hafta sonu hava serinliyor. Yangın bölgelerinde nem artacak. Manavgat civarında yağmur beklentisi var. Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde nem yok denecek kadar az, rüzgarsa şiddetli. Bu nedenle Akdeniz'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi güçleşiyor. Meteorolojiden kısmen de olsa sevindirici haber geldi. Yangın bölgelerinde sıcaklık düşecek, nem artacak ancak rüzgar etkisini sürdürecek. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar sürüyor. Manavgat'ta cumartesi günü hava sıcaklığı 5 derece azalacak. Nem %70-80'lere ulaşacak. Yağmur beklentisi de var. Ancak pazar günü sıcaklık 41 dereceyi bulacak. Nem de düşecek. Sonraki günlerde sıcaklık ve nem alevlerin lehine olacak. Gündoğmuş'ta ise sıcaklık Manavgat'a göre daha düşük. Cumartesi yağmur bekleniyor. Marmaris'te ise hava biraz daha ısınacak. Cumartesi günü rüzgarın şiddeti artacak. Söndürme çalışmaları için tek iyi veri nemin yükselecek olması. Erzincan'da sağanak yağış etkili oldu. O sırada kamyonun üzerine saman çuvallarını yükleyen iki kişinin üzerine yıldırım isabet etti.
Kentte etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu çamurlu suyla kaplanan köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, AFAD'da jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. AFAD görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı, güvenlik önlemleri alındı. AFAD görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı, dereye yakın bulunan geçit mahallesindeki yollarda trafiğe kapatıldı. Akyazı Belediyesi'nde de arazide kamyona saman çuvallarını yüklemek isteyen Abdülaziz Kurt ve Mehmet Korkmazoğlu'na yıldırım isabet etti. Olayı fark edenler durumu 112 acil serviste jandarmaya bildirdi. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi köşe yazılarıyla devam edelim. Yangın tartışmaları başlığı altında Oral Çalışlar'ın bir köşe yazısı var. İçeriğine bakalım şimdi. Bir doğa felaketi olarak toplumda büyük yaralar açan yangın, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefete göre devlet kurumları gereken sorumluluğu üstlenmedi, yöre halkını kendi kaderine terk etti. Yöre halkına göre ise sorumluluk yerel yönetimlerin üzerinde kaldı. Yöre halkı zaten kendisini sorumlu görüp ilk günden mücadelenin en önünde yerini almıştı. Yurttaş her zamankinden daha da kararlı ortaya çıkıyor ve sorumluluk üstleniyor. Göyceğiz'den şunu istiyoruz. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hiçbir basın mensubu yok. Ne yerel ne de ulusal Köyceğiz kaderine mi terk edildi? Geç de olsa termik santraldeki yangının söndürülmesi ve bölgenin boşaltılması sırasında askerin görev alması yüreklere su serpti. Yatağından bir esnaf kendisini sorumlu hissederek anlatıyor. Ben yatağında esnafım, etim budum belli. Söylemek istemiyorum ama 7 gündür ekmek arası domates peynir yapıp dolaplarımı sadece su buz için çalıştırıp o dağlardaki insanları aç bırakmayalım, susuz bırakmayalım, soğuk su taşıyalım diye uğraşıyorum. Muğla siyah bir sis altında. Muğla'da yaşayan amcamın oğlu Atıf'ı aradım. 3 gündür sokağa çıkmadığını, evde beklediğini anlattı. Muğla üzerinde küllerden siyah örtü çekilmiş gibi diye devam etti. Dün gece gittim, 2 büyük valiz satın aldım. Kaçın deyince kaçacağız. Her tarafımız orman. Geceleri alev alev yanan tepeleri korkuyla izliyoruz. Şimdi sokaktayım. Yerler yangından etrafa savrulmuş ağaç kabuklarıyla kaplı. Dün klima olmayan odada pencereleri açıp yattım. Sabah kalktığımda yatağım oda simsiyahtı. Şehrin üzerinde kül yağıyor diyor Oral Çalışlar. Köşe yazısında. Evet, Oral Çalışlar'ın yangın tartışmaları başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık. Yangın içerikli bir köşe yazısı daha var. Mahmut Övür'ün "Yangınlar neden söndürülemiyor?" başlıklı köşe yazısı. Şimdi bunu sizlerle paylaşalım. Önce bir sanatçı dostum aradı. İnanamıyorum. Biz burada hiçbir şey yapmadan çaresizce yangın izliyoruz. Devlet neden müdahale etmiyor? Neden uçak göndermiyor? Biz iş adamı dostlarımızla birlikte uçak kiralayıp yardım edelim diyoruz. İzin verilmiyor. Karşımızda işi yapmayan, yapana da karşı çıkan bürokratik bir devlet var. Buna neden isyan etmiyorsunuz? İnanılır gibi değil, ülke cayır cayır yanarken binlerce insan canı pahasına yangını söndürmeye çalışırken böyle önyargılar toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor. Sanatçı dostumun çevre hassasiyeti güçlü olduğu için iyi niyetle feryat ettiğini biliyorum. Ancak söylediği şeyin gerçekle bir ilgisi yok. Birincisi devlet, bakanlar, kurumlar ve bölge insanları bütün eksikliklere rağmen canları pahasına inanılmaz bir mücadele veriyor ve yangını söndürmeye çalışılıyor. Bu uğurda 8 insan yaşamını yitirdi. Özel uçak kiralama meselesini ise gerçekçi bulmadığım için geçiyorum. Ama orman yangın ilişkisi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bu işi bilenler bilir. Özellikle Kızılçam Ormanı yangınlarını yüzlerce uçağınız da olsa söndürmek kolay değil. Ayrıca ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangın bir aydır söndürülemiyor. Dahası dün de yazdım, Kanada'dan Finlandiya'ya onlarca ülkede onlarca yangın hala devam ediyor. İşin arka planında küresel bir kumpas mı var bilemem ama en azından ormanla ilgili bazı şeylerin bilinmesinde yarar var.
Orman mühendisi Faruk Aydın'ın kaleme aldığı ve sosyal medyada da dolaşan tespitlerini başta muhalefet liderleri okusalar bu kadar boş tartışma olmaz. Tabii niyetleri ormansa Aydın'ın şu tespiti önemli. Dünyanın bütün uçak ve helikopterlerini de getirseniz bu nem ve rüzgar değerleri karşısında Kızılçam ormanlarında yangın söndürülemez. Zaten söndürülebilme imkanı olsaydı inanın mutlaka söndürürdük. Orman mühendisi Aydın'daki bu özgüvenin bir dayanağı var. O da Orman Teşkilatı'nın yangınlara karşı verdiği mücadeledeki başarı. Birileri başta da siyasiler inanmasa da gerçekten Türkiye'nin Orman Teşkilatı dünya çapında bir başarıya sahip. Araç gereç açısından Orman Genel Müdürlüğü'nün çok güçlü olduğunu söyleyen Aydın, özellikle nerede bu uçaklar diyenlere manidar bir cevap veriyor. Zaten uçaklarda çoğunlukla nerede bu uçaklar veya biz niye yok sorularına muhatap olmamak için kiralanır. Ülkemiz Orman Teşkilatı orman yangınlarının söndürülmesinde raporlardaki verilere göre dünyanın bir numarası. Bunu söylemenin basit bir nedeni var. Ülkemizin ormanlarının %90'ının topografik yapısı yangınlarda uçak kullanımına uygun değil. Yangına müdahalede, araç gerecin sevk edilmesinde hatta koordinasyonda eksiklik eleştirilebilir ama ormanlar cayır cayır yanarken iktidarın göz yumduğunu söylemek, bakanlar çalışmıyor ve niye uçak yok demek sadece insafsızlıkla açıklanamaz. Söz konusu Türkiye olunca işin bir de arka planı var. Ülkede bir felaket yaşandığında oradaki bir mekanizma hemen harekete geçiyor, içeriği zehirliyor. Kısa sürede foyası ortaya çıkan Help Turkey çağrısı gibi. Acı olansa muhalefetin bu küresel kumpaslardan yola çıkarak her türlü yalanı sorgulamadan dolaşıma sokması. Bu tür yalanlar orman yangınlarından çok daha fazla zarar verici. Evet, yangınlarla ilgili köşe yazıları, yangınlarla ilgili konuların işlendiği iki köşe yazısını sizlerle paylaştık. Şimdi gazete manşetiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesi manşetinde 55 helikopter, 20 uçak sahada başlığı altında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. Başkan Erdoğan, muhalefetin yangın üzerinden yürüttüğü algı operasyonunu rakamlarla çürüttü. 20 uçak ve 51 helikopterle yangının üzerine gidiyoruz dedi. Burada niye uçak yok diyerek bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. Bunlar devrede çalışıyor. Yerleşim yerlerindeki sorumluluk belediyelerde. Biz yangının üzerine gidiyoruz. Bakanlarımız 8 gündür bölgede devlet olarak vatandaşlarımızı hiçbir zaman kimsesiz bırakmadık. Yanan alanlar turizme açılacak iddiası. Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var. Ben böyle bir yetki vermedim. CHP'li belediyeler tarafından ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin diyor Başkan Erdoğan. Gençler baraj mağduru olmayacak bir diğer başlık. Üniversite sınavında barajın düşürülmesi konusu. Bu sene üniversite imtihanlarında bir sıkıntı yaşandı. 170-180 gibi durum. YÖK başkanımızla konuya görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar. Olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler diyor. Evet, köşe yazılarına baktık, gazete manşetlerine baktık. Şimdi hava durumunu izleyelim ve kısa bir aranın ardından Gün Işığı Günün Konuğu bölümüyle yeniden görüşelim. Bizden ayrılmayın. Gün Işığı'ndan yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından günün konuğu bölümüyle karşınızdayız. Her cuma sabahı olduğu gibi gazeteci yazar Celal Kazdağlı bizlerle olacak. Kendisiyle ülke gündeminden başlıkları değerlendireceğiz. Sayın Kazdağlı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ayşe Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Profesör Doktor Ziya Selçuk görevden alındı. Yerine Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Aslında bu istifa olarak biliniyor. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Bununla başlayalım mı?
Uzun süredir Ziya Selçuk görevden affını talep ediyor idi. Nihayet bu talebi kabul oldu. Yeni terminolojide istifa yok. Görevden affını talep söz konusu. Ziya Selçuk da affını talep etmişti. Bu kabul edildi. Yerine yardımcısı Mahmut Özer göreve geldi. O da profesör doktor. Daha önce rektörlük, üniversite rektörlüğü yaptı Zonguldak'ta. Daha sonra da ÖSYM başkanlığı yaptı bir ara. 2018'den bu yana da bakan yardımcısı olarak görev yapıyor. Ziya Selçuk işte kimi atamaları gerçekleştiremediği, çeşitli grup ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde örgütlü olduğunu, onlara karşı mücadele edemediğini, kimi yolsuzluklara karşı mücadele ettiğinde de teşkilattan itiraz seslerinin yükseldiğini ifade ediyor idi kulislerdeki bilgilere göre. O yüzden de görevden affını talep etmişti. Epeydir konuşuluyordu bu. Nihayet gerçekleşmiş oldu. Milli Eğitim yeni bir eğitim yılına başlarken, işte Eylül'de başlanacak, yeni bir bakanla göreve devam etmiş olacak. Bakalım yeni bakan ne kadar bir politika değişikliği gündeme getirebilir ya da eski politikaları sürdürür mü? Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki çeşitli gruplarla işbirliği içerisinde mi çalışacak? Onlara karşı mücadele mi edecek? Onu da önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz. Bu başka bakanların da istifa edeceği ya da görevden af talebinde bulunacağı yönünde başka kulislerde bilgiler de var. Ama onlar sanıyorum daha sonra önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi bayram sonrası için tahminler bir 4-5 bakanın değişeceği yönündeydi. Ancak şimdi Ziya Selçuk'un haberini aldık. Bundan sonraki süreçte, bu arada yine az önce sizin de belirttiğiniz gibi Bakan Selçuk gibi, eski Bakan Selçuk gibi yeni atanan yardımcısı da onun gibi aynı şeylerle mücadele etmek isteyecek mi? O nasıl bir süreç yaşayacak? Bunu yine sizin söylediğiniz gibi biz de bekleyip göreceğiz diyelim. Bu arada evet, dikkat çekici bir gelişme olmuş idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı evinde ziyaret etti. 50 dakika kadar sürdü. Bu ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sanıyorum bu tür konular da o görüşmede ele alınmıştır diye düşünüyorum. Evet, aslında bu orman, şimdi o konuya geleceğim zaten, o yüzden bunu da belirtiyorum. Orman yangınlarının araya girmesiyle belki de alacağımız bakan değişikliği, kabine değişikliği haberlerinde bu sebeple biraz bekletilmiş ya da geciktirilmiş olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi evet, orman yangınları haberine de gelelim istiyorum. Çünkü yaklaşık günlerdir, hatta hemen hemen bir haftadır ülkemizin korkunç bir gündemi haline gelmiş durumda ne yazık ki. Yani ciğerimiz yanıyor diyebiliriz tabiriyle. Evet. Bu orman yangınlarını söndürme çalışmalarının süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başta çok dağınık bir yapı var idi. Bir koordinasyon söz konusu değildi. Gerek bakanlar arasında, gerek yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında tam bir çatışma ve rekabet söz konusuydu. Son günlerde, işte bir iki gündür birazcık bir koordinasyon varmış izlenimi uyanıyor. Bakanlar yangın bölgelerinde, birden fazla çok sayıda bakan var. Bunlar ortada duruyorlar. İyi bir mücadele veriliyor mu? Son dönemde verilmeye başlandı ama çok yaygın bir yangın var. Bu sadece Türkiye'de değil, Akdeniz kuşağında Yunanistan, İtalya, Arnavutluk, İspanya, bu bölgelerde de çok geniş alanlar yanıyor. Bunlara karşı yangın çok büyüdüğü zaman zaten tedbir almak çok zor. Yangın başlar başlamaz belki ilk anda müdahale edildiğinde çok kısa sürede söndürmek, özellikle havadan söndürmek mümkün. Ama alevler iyice yükseldiğinde artık havadan söndürmenin de çok fazla etkili olmadığını görüyoruz. Türk Hava Kurumu tartışması çok sürdü. Bir şaibeli kurum, doğal olarak bir eleştirilen kurum Türk Hava Kurumu. Ama onun yerine bir başka kurumun olması gerekiyor. Biz şunu görmedik, yani yangın çıktığında bunun ilk sorumlusu kimdir, kim harekete geçer, hangi aşamalarda hangi halkalar devreye girer, bu konularda bilmiyoruz. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir zamanda niçin göreve çağrılmadı, bu soru çok soruluyor, bunun da cevabı yok. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediyeleri sorumludur bu yangınlardan diye bir değerlendirmede bulundu. Ama mesela dün bakanlar hem Antalya'da, Manavgat'ta hem de Muğla'da, Marmaris'te basın toplantısı yaptı ikişerli. Mesela buralarda büyükşehir belediye başkanlarını davet etmediler basın toplantısına. Eğer yangından onlar da sorumluydu ise bu koordinasyonun içerisinde büyükşehir belediyelerinde olması gerekiyor. Bunlar toplum nezdinde de kutuplaşmayı ve güvensizliği artıran bir ortama hizmet etmiş oluyor.
merkezi otoriteyle yerel otoritenin karşı karşıya gelmiş olması, birbiriyle işbirliği yapmamış olması, valilerin belediye başkanlarının koordinasyon toplantılarına davet etmeyip belediyedeki değişik birimleri davet etmeleri, bir aksaklığın, birlikte hareket edememenin bir görüntüsü olarak kamuoyuna yansıyor. Bu da yangınlar kadar bizi üzen bir başka mesele oluyor. Eğer yangın gibi bir felakette de eğer bir araya gelinemiyor ise, hala bir rekabet ve çatışma ortamı sürdürülüyor ise, bu bizim için bir zaaf oluyor anlamına gelir. Çünkü Türkiye dışarıda büyük bir ülke olarak görülüyor ve pek çok ülkenin de ümidi durumunda, özellikle bölgesinde bir bölge gücü haline gelmiş bu durumda. Ama böyle bir ülke kendi içerisinde bir yangın felaketiyle karşılaştığında ne yapacağını bilemez, çaresizmiş gibi bir görüntü sergiliyor ve içeride parçalı bir görüntü ortaya koyuyor. Halbuki ülkelerin gücü kendi bütünlüklerine, içerideki işbirliğine ve dayanışmaya büyük oranda bağlıdır. Bu milli gücün en önemli unsurlarından birisidir. Burada bir zafiyet ortaya koydu. Bu bence çok hoş olmayan bir tablodur. Bunun nasıl giderileceği konusu çok tartışmalı bir konu. Eğer siz büyükşehir belediyeleriyle bir araya gelemiyor iseniz burada sorun var demektir. Vatandaşla nasıl bir araya geleceksiniz? Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel başkanı olması aynı zamanda bu kutuplaşmanın sürmesine yol açıyor. Çünkü hem Cumhurbaşkanlığı kimliğiyle herkesi birleştirme ve hizmet etme anlayışı var, hem de AK Parti'nin puan kaybetmemesi ve puan kazanması, gücünü koruması için bir mücadele gerekiyor. Bu ikisi devletin çıkarıyla partinin çıkarı büyük oranda çelişebiliyor, çatışabiliyor. Bu durumda da gerginlik ortuyor. Başından beri başkanlık sisteminin en hatalı kısmı parti genel başkanı da olmasıydı Cumhurbaşkanı'nın. Bu durumun sona erdirilmesi muhtemelen önümüzdeki süreçte çok daha işe yarar gibi mi geliyor. Bir daha bu vesileyle gözden geçirilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Ben başından beri anayasa değişikliğinden bu yana, tartışmalar başladığından bu yana Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı olmasına da itiraz eden, bunun yanlış olduğunu düşünen birisiyim. Bu da bu çerçevede bir kez daha bunu söylemiş olayım. Aslında çok önemli de bir noktaya değindiniz bu arada. Başkan Erdoğan'ın özellikle bu yangınlarda birinci sorumluların oranın Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu söylemesinin ardından yine de Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bu süreçte aktif rol oynamadığını görmek ya da toplantılara çağrılmadığını görmek hem sürecin aksamasını hem de kutuplaşmanın sizin de belirttiğiniz gibi ortaya çıkmasında etkili oluyor diyebiliriz. Tabii bu yangın sürecinde ne yazık ki ortaya çıkan tek sorun bu değil. Provokatörleri de, fırsatçıları da beraberinde getirdi ne yazık ki bu süreç. Birincisi sosyal medyada hem provokasyonlar gördük hem fenomenlerin o bölgeye gidip yalan ya da gerçek bölge halkını da kışkırttığını ve bu şekilde yayınlar yaptığını gördük. Bir yandan Help Turkey çağrısı, şu an soruşturma açılmıştı biliyorsunuz ve bot olduğu ortaya çıktı ama bu da tartışmalı bir konu aslında. Bununla ilgili de görüşünüzü merak ediyorum. Bir de şunu da yine bununla birlikte sormak istiyorum. Fırsatçılar, biliyorsunuz 100 liralık yangın eldivenini 500-600 liraya satmaya çalışan fırsatçıları da gördük. Bu ülke böyle bir kriz döneminde bununla da karşılaştı ne yazık ki. Şimdi tüm bu tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Her zaman provokatörler olacaktır. Her zaman Türkiye'ye düşmanlık edecek unsurlar olacaktır ve fırsat kollayacaklardır. Bu onların işi. Bunlara karşı mücadele de devletin işi, bizim işimiz. Devlet buna karşı uyanık olacaktır. Şimdi eğer siz merkezi otorite olarak bir koordinasyon kuramaz ve doğru bilgiyi zamanında aktaramaz iseniz başka bilgiler devreye girer. Hayat boşluk kaldırmaz. Şimdi BBN Türk haber yayınlıyor her akşam. O 45 dakikayı dolduracak. Eğer doğru yerden doğru bilgiyi alamaz ise, nereden bir bilgi bulduysa onu haber olarak değerlendirmek zorunda kalacak. Çünkü o 45 dakikanın dolması lazım. Dolayısıyla insanların da haber alması lazım. Siz eğer merkezi olarak düzgün bir haberi veremiyor iseniz, kim nereden ne söylüyor ise o habere inanmak ya da o haberin peşinden gitmek mecburiyetinde kalırsınız. Evet, sosyal medya üzerinde bir takım şeyler, çatışmalar olacaktır. Türkiye çok kutuplaşmış durumda ve birbirine güvenmeyen kesimler artık varlar ve ne deseniz, neyi söyleseniz karşı taraf güvenmiyor. Böyle bir ortamda herkes kendine yakın gördüğü, doğru zannedebildiği, aslında doğru olmadığını biraz düşünse fark edebileceği bilgilerin peşinden pekala gidebiliyor. Bunu önlemek de işte merkezi otoritenin düzenli bilgi vermesine, iletişimi, koordinasyonu çok iyi kurmasına bağlı bir şeydir.
Faturayı başkasına kesmek çok kolay. İşte buradan yapıyorlar. Vay bunlar Türkiye'nin düşmanı filan. İşte Doğu Akdeniz çok önemli. Türkiye Kıbrıs'ta bir bağımsız devlet kurmaya doğru gidiyor. Onun için Türkiye'yi yaktılar. Yunanistan'da yanıyor. Yunanistan'ı o zaman niye yaktılar? Türkiye'nin bu kararını itiraz ettiği için mi yaktılar? Gibi İtalya'da pek çok soru çıkabilir. Terör örgütleri olmaz mı? Evet olabilir. Var mıdır? Var olabilir. Fırsat kolluyorlar mı? Kolluyorlar. Buna karşı uyanık olmak lazım. Ama olmayan bir şeyi de onlar yapıyor deyip onların gücünü abartmanın da fazla bir anlamı yok. Türkiye terörle mücadelede çok başarılı bir süreç yaşadı ve epeyce mesafe kat etti. Hı hı. Terör örgütünün hem FETÖ'nün hem de PKK'nın büyük oranda organizasyon kabiliyetini çökertti. Böyle bir ortamda çıkıp onlara bir güç vehmetmek, onlar yapıyor, hala güçlüler falan gibi göstermek doğru olmaz diye düşünüyorum. Bu yangınlar bize şunu da gösterdi. Hı hı. Türkiye'nin beka sorunu, güvenlik sorunu değişmelidir, anlayış değişmelidir. Sadece 3-5 PKK terörü ya da FETÖ unsur Türkiye'nin beka meselesinin karşısındaki engel değildir. Türkiye'nin bekası bu tür yangınlarla mücadeledir. Doğayla ilgili bir mücadeledir. Açlıkla ilgili bir mücadeledir. Tarımın değişmesiyle ilgili bir mücadeledir. Siber saldırılara karşı hazırlıklı olma meselesidir. Dolayısıyla bizim güvenlik konseptini de yeniden düşman tehdit algısını da yeniden değerlendirmemiz ve buna göre yeniden örgütlenmemiz gerekiyor. Bunu bu vesileyle bir kez daha düşünmemizde yarar var diye düşünüyorum. Hı hı. Bu arada yine bu konuyla ilgili hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Gece saatlerinde Halk TV'nin canlı yayınına da bir saldırı girişimi oldu. 5 kişilik bir grup burada yalan söylüyorsunuz diyerek yayına müdahale etmek istedi. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Her şeyden önce kınıyorum, yanlış buluyorum bir yayıncı olarak, gazeteci olarak. Böyle bir yayının müdahale edilmesi, saldırılması doğru değildir. Her ne söylüyor ise, söylediği yanlış bile olsa müdahale edilmesi bu doğru değildir. İşte vatandaşın yolda kimlik sorması nasıl kötü ise, evet. Orada canlı yayın yapan bir kuruluşa birilerinin gidip müdahalede bulunması, saldırıda bulunması doğru değil. Saldırganların yakalandığı, gözaltına alındığı söyleniyor. Bu iyi bir gelişme, bunun yapılması lazım. İşte bu kutuplaşmayı beraberine görüşüyor. Eğer Muğla'daki bakanlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmüş olsa, Marmaris Belediye Başkanı'yla bir araya gelmiş olsa, birlikte fotoğraf vermiş olsalar, hem bu yanlış dezenformasyon bilgileri büyük oranda azalacak, hem de bu tür kutuplaşma ve saldırıya dönüşen bu tür tutumlar gerçekleşmeyecek diye düşünüyorum. Burada da merkezi otoritenin daha dikkatli olması, sek ve idare etmesi gerekiyor. Hep merkezi otorite mi sorumlu diyorsunuz? Evet, hep sorumlu olan o. Biz alkışı da merkezi otoriteye vereceğiz, faturayı da oraya keseceğiz. İyi iş yaptığında puan o alacak, kötü yaptığında da puanı ondan keseceğiz. Başka bir çaremiz yok. Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi bu konunun merkezden de doğru yönetilmesi bu süreçte çok önemli. Ve bu yaşanan Halk TV'nin yayınının kesilmesine ilişkin olayında aslında kutuplaşmanın da bir neticesi gibi görünüyor ne yazık ki. Şimdi orman yangınları önemli bir gündem maddemiz yaklaşık bir haftadır. Ancak birkaç gün öncesine kadar, hatta hala aslında gündemde bu konu, Konya'da yaşanan 7 kişilik bir ailenin ölümüne neden olan cinayet. Bu cinayet üzerinden de provokasyonların da ortaya çıktığını gördük ne yazık ki. Ama katil zanlısı yakalandı bu arada dün gerçekleştirilen bir operasyonla. Bu süreci, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ailenin hiç alakası olmadığını söylemesine rağmen etnik bir çatışmaymış, tartışmaymış gibi de bu lanse edildi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ailenin Kars'tan gelen bir Kürt kökenli yurttaşlardan oluşmuş olması, Kürt olmaları bu tartışmayı tetikliyor. Evet. Daha önce de saldırıya uğramış olmaları ve işte saldırganların hapse atılmış olmaları, sonradan hapisten çıkmış olmaları bu tartışmayı gündeme getiriyor. Bir de doğal olarak HDP üzerinde yürüyen, onu kriminalize eden bir tartışma da var. Kapatılma davası da sürüyor. Dolayısıyla bu konuda kamuoyu acaba bir işte Türk-Kürt çatışmasına doğru giden bir tabloyla mı karşı karşıyayız endişesini taşıyor. Böyle bir endişeyi taşımak iyi bir şeydir. Buna karşı hassas olmak lazım. Hı hı. Bunun olmaması için çaba harcamak gerekiyor. Ama evet, bundan yararlanarak illaki işte bir saldırı var, etnik temizliğe yönelik bir hazırlık yapılıyor gibi bir kampanya yürütmenin de anlamı yoktur. Ama bu tür saldırılara da izin vermemek gerekiyor. Saldırının biraz geliyorum dediği herhalde anlaşılıyor uzaktan gördüğümüzde. Çünkü daha önce bir saldırı olmuş, yaralanma gerçekleştirmiş, süren davalar var.
tekrar husumet de olsa, diyelim ki İçişleri Bakanı 20 yıllık bir husumet dedi, o zaman ona uygun tedbirler alınması gerekiyor. İşte bir resmi kıyafette belediyeden geliyormuş gibi bir görüntüyle gidip işte silahla herkesi öldürmüş. Zaten eylem de çok vahşice bir tablo gözüküyor. Bu tür eylemler bireysel olma özelliğinin ötesine taşıyor gibi izlenim uyandırıyor. Hiç kimse tek başına kendi iradesiyle böyle bir karar alıp vahşice bunu gerçekleştirmesi çok zor gibi. Çok milyonda bir rastlanır böyle bir hadiseye. Böyle olunca da insanlar kolayca acaba bunun arkasında bir başka güç mü var? Birileri mi bunu organize ediyor dışarıdan içeriden her neyden geliyor ise diye endişelenebilirler. Bunun üzerinde işte yönetimin de savcılığın da adliyenin de kolluk gücünde durması yararlı olur. Ama çok büyümeden büyük oranda atlatılmış olması, başka yerlerde bunun tekrarının yaşanmamış olması son derece önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü kutuplaşmanın ve gerginliğin, güvensizliğin bu kadar arttığı bir ortamda bu tür çatışmalar, bu tür fevri olaylar karşılaşılabilecek bir durumdur. Bunlara karşı çok hazırlıklı olmak lazım. Evet, yine sizin de belirttiğiniz gibi bu olayın tekrarlanmamış olması ve daha fazla daha farklı boyutlara taşınmadan sonlanmış olması da bizim için önemli bir nokta ki zaten Gatiz zanlısı da neyse ki yakalandı daha fazla olay yaşanmadan diyelim. Bir diğer gündem maddemize de geçelim istiyorum. Ne yazık ki 2 yıldır değişmeyen en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi aslında koronavirüsle mücadele. Bayramdan sonra artık bayrama kadar vaka ve vefat oranlarının düştüğünü görüyorduk. Bayramdan sonra tam da aslında tahmin edildiği, beklendiği üzere hem vaka oranlarının hem vefat oranlarının ciddi bir artışa geçtiğini gördük ki nihayet 20 binlerin üzerine çıktı vaka oranları. Vefat oranları yüzlerin üzerine çıktı ki bayramda bunlar 5 bin vakayla 30 vefat oranlarına kadar düşmüştü. Şimdi bu ciddi artışı, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve önümüzdeki yine kış dönemi, her yıl olduğu gibi yine kış döneminde bir kapanmaya mı gireceğiz? Yine okulların açılması ertelenecek mi? Bu gibi sorular da beraberinde geldi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yeni bir dalga sanki varmış izlenimi var. Hem dünyanın çeşitli ülkelerinde hem de Türkiye'de. Türkiye Kurban Bayramı döneminde çok hareketli idi. Çok yer değiştirme yaşandı. Özellikle kıyı bölgelerine gidişler arttı. İç bölgelere, Anadolu'ya gidişler arttı. Bu hareketliliğin bir sonucunda olması bekleniyordu ki oldu. Ama yine de çok yüksek bir artış oranı gibi gelmiyor bana. Rakamlar evet üzücü. Bir artış yönünde artış oranı çok yüksek ve hızlı değil. Kurban Bayramı'nın üzerinden epeyce zaman geçti. Sanıyorum bundan sonra inişe geçmesi gerekiyor. Zaten bir yükseliyor bir düşüyor. Evet. Bu da ümit verici bir tablo gibi gözüküyor. Aşılanma oranı her şeye rağmen yine de iyi. Bir grup, herkesinden bir grup aşıya karşı olmakla beraber ikinci aşılar büyük oranda tamamlanmak üzere. Üçüncü aşı olanlar da var. Ben mesela eşimle birlikte üçüncü aşıyı da olduk. Bu da aşılanmanın oranının artması, bu hareketliliğin azalmasıyla birlikte sanıyorum biraz daha düşecektir tahmin ediyorum. Sanıyorum dünyada da bu endişe var ama bu sene kışın kapanma eskisi kadar yüksek olmaz. Zaman zaman kapanma olsa da eskisi kadar kuvvetli olacağını ve hayatı eskisi kadar etkileyeceğini zannetmiyorum. Bir yandan hayat biraz hibrit olacak gibi. Hem hayat devam edecek hem kapanma sanki devam edecekmiş gibi. İkisini bir aradan yaşayacağız. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitimle birlikte bir fiili yerinde eğitim, yüz yüze eğitim de muhtemelen olacak gibi gözüküyor. Evet ama aslında yine belirttiğiniz gibi biraz hibrit, eğitim konusunda da hibrit ya da uzaktan devam edilecek gibi görünüyor. Çünkü şimdi artan aşılama hızlı sürüyor ancak yine belli bir vaka oranı var. Tabii üniversiteler açılırsa burada öğrencilere kalacak yer imkanı da bir soru işareti. Çünkü 6, 7, 8 kişilik odalarda kalınan öğrenci yurtları da var. Bu da yine acaba üniversiteler yine açılmayacak mı sorusunu ne yazık ki beraberinde getiriyor. Evet maalesef getiriyor ama bu hibrit hal koronavirüsün bu tehlikesi atlatılsa da bundan sonra da devam edecektir. Dünya değişiyor. Bu teknoloji devrimini yaşıyoruz. O süreci yaşıyoruz. Dünya bu sürece uygun olarak eğitim modelini, sağlık modelini, bütün devlet örgütlenmesinin, kurumların örgütlenmesini yeniden yapma ihtiyacını bu yeni teknolojinin getirdiği imkanlara göre yeniden örgütleme, hayata geçirme ile karşı karşıya olacağız.
Dolayısıyla biz bunlarla çok karşılaşacağız. Bir geçiş dönemindeyiz. Bu sadece pandemiden dolayı değil, onu da hızlandırdı. İşte yangınlar, iklim değişikliği falan filan hepsi birden yepyeni bir hayata, yepyeni bir devlet modeline, yepyeni bir hayat tarzına, üretim ve bölüşüm tarzına doğru gidiyoruz. Buna hazır olanlar herhalde önümüzdeki süreçte kazanacaklardır. Türkiye onun için iç çatışmalarını hızla geride bırakıp bu büyük değişime, dönüşüme odaklanmalı. Bunu yapabilir ise bu sefer çok şey yakalayacaktır. Eğer bunu kaçırırsak gerçekten çok yazık olacak. Evet, yine belirttiğiniz gibi yeni bir döneme de aslında giriyoruz diyebiliriz. Bu arada süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, gazeteci yazar Celal Kazdağlı ile her cuma sabahı olduğu gibi bugün de gün ışığında gündemden gelişmeleri konuştuk. Kendisi bizim için gündem başlıklarını değerlendirdi. Bu şekilde gün ışığının da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bültende saatleriniz onu gösterdiğinde haberlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.